Gördüğünüz gibi arkamda bir notebook var ve bu notebook 10 yaşından daha yaşlı. Bu videoda ne yapacağız biliyor musunuz? 10 yaşından fazla bir yaşa sahip olan notebook'la Valorant canlı yayını yapabilir miyiz? Bunun testini birlikte gerçekleştireceğiz. Şimdi biraz size notebook'un özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Notebook'umuz Dell markasına ait. Tam modeline bakmadım, yalan söylemeyeceğim. İşlemcisi i7 6700HQ 2.60 GHz'lik bir hıza sahip. RAM tarafına baktığımızda 8 GB'lık bir RAM var üzerinde. Nvidia GeForce GTX 960M1 ekran kartı var. Bir de üzerinde 128 GB'lık bir SSD bulunuyor. Şimdi gelin sizlerle birlikte arkamda yaşlı notebook'la Valorant canlı yayını yapabilecek miyiz? Bunu test edelim. Testimize geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Öncelikle laptopumda Windows'um dahil tüm yazılımların güncel olduğunu kontrol ettim. Tamamen ekran kartımın sürücüsü güncel, Windows'um güncel, her şeyim güncel. Şimdi OBS'imizi açtığımızda notebook'um eski bir notebook olduğu için 1280'e 720 yayın yapmak istiyorum. Bunun için video bölümüne geliyorum. Temel tuvali 1280'e 720 yapıyorum. Çıkış boyutlandırılmış çözünürlüğünde de 1280'e 720 olarak ayarlıyorum. FPS'im 30 FPS olarak kalacak. Çünkü Notebook'un özellikleri 60 FPS'lik bir yayını kaldıracağını hiç sanmıyorum. O yüzden hiç zahmete girmeden direkt 720p 30 FPS bir yayın yapacağım. Sonrasında çıkış bölümüne geliyorum. Ekran kartım Nvidia kodeğini karşıladığı için Nvidia Nvidia seçiyorum. CQP olarak seçip CQ seviyesini 20'ye getiriyorum. Anahtar kare aralığımızı 2 olarak seçiyorum. Ön tanımlı ayarımı da orta kaliteye alıyorum. Ayar kısmını da yüksek kaliteden düşük gecikmeye çektim. Çok seferli modu da tek seferde yapıyorum. Profilim high olarak kalıyor. İleri bakmayı tikliyorum. Pisco görsel ayarlama tikli olarak kalıyor. Maksimum B karelerini 4 yapabilirsiniz. Ben 2 olarak kullanacağım ve yayın ayarlarımı bu şekilde tamamlamış oluyorum. Şimdi gelin sizlerle birlikte Twitch hesabımı bağlayalım. Direkt hesap bağla önerilir kısmından Twitch hesabımı bağlıyorum. Burada benim her zaman deneme olarak kullandığım hangi bot hesabı var? Bunun şifresi acaba neydi diyorum. Evet, doğru şifreyi girdim. Şimdi mail adresime bir adet şifre geldi. Hemen onu da giriyorum ve Twitch hesabımı sağlıklı bir şekilde bağladım. Sunucu kısmını otomatik olarak seçiyorum çünkü ben sadece 10 yıllık bir notebook'ta Valorant yayını yapabilir miyiz? Bunu sizlere göstermek istiyorum. O yüzden çok fazla detaylı ayar yapmayacağım. Buna da uygula, tamam diyorum. Direkt olarak chat ekranı ve yayın bilgim geldi. Tekrar gösterme diyorum. Ve burayı da kapatıyorum. Şimdi birlikte gelin kameramızı ekleyelim. Artı tuşuna tıklıyorum. Video yakalama aygıtını seçiyorum. Ve buradan bağlı olan kameramı seçiyorum. Burada ben bunu çok fazla güç almasın diye 1920'ye 1080 olarak seçeceğim. Tamam diyorum. Sağ tıklıyorum video yakalama aygıtına dönüştür diyorum ve buradan da ekrana sığdırı seçiyorum. Şu an zaten şöyle ben elimi göstereceğim. Sol üst köşede kameranın logosu var. Onun kalkması için bir de aynı zamanda şu şekilde yapıp beni takip etmesini söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi artık kamera beni takip ediyor. Bu kameranın da incelemesi yakın zamanda yani bu videodan sonraki gelecek olan video bu webcam'in inceleme videosu olacak. Bunu da belirtmek istiyorum. Hemen sağ alttan şöyle kameramı sol üste alıyorum. Sonrasında artıya basıyorum ve buradan ekran yakalamayı seçiyorum ve tamam diyorum. Direkt olarak otomatik ekranımı aldı. Sonra ekran yakalamaya sağ tıklayıp dönüştür diyorum ve ekrana sığdır diyorum. Şu an kameram altta kaldığı için kameramı tutup bir üste aktarıyorum. Ve gördüğünüz gibi kameram da buraya gelmiş oldu. Şimdi öncelikle yayına başlamadan önce Valorant normalde kaç FPS veriyor ona bir bakalım. Tabi bununla alakalı olarak ilk önce ayarlar kısmından görüntü ayarlarına girdim ve her şeyi burada kapalı yaptım. Grafik kalitesinin hepsini de şu şekilde düşüye alıyorum ki notebook'tan daha iyi bir performans alabileyim. Bunları okeyliyorum ve sonrasında hemen oyna diyorum ve buradan bir ölüm kalım savaşına bir girelim bakalım kaç fps alıyorum yayın dışında sonrasında da birlikte bakarız yayını açtığımda fps'imiz kaça kadar düşecek sağlıklı bir şekilde yayın yapabilecek miyiz? Bunu da görmüş olacağız. Bu arada ben hiç iyi bir FPS oyuncusu değilim bunu da belirteyim. Şu anda gördüğünüz gibi 40 FPS civarında bir FPS'im var oyunda. Şimdi gelin bir de yayınımızı açalım. FPS'imiz aynı mı kalacak yoksa daha da düşecek mi? Aslında 50-60'lara da ara ara çıkıyor ama çok da sağlıklı değil tabii ki de. Şimdi gelin yayınımızı başlatalım. Yayını başlat diyorum. Yine kontrol ettiğimde CPU %14'lerde çalışıyor. Evet yayınımız gelmiş. Şu anda 720p'lik bir yayındayız. Bir de şimdi bir ölüm kalım savaşına girelim. Bakalım ne kadar FPS alacağız. Hatta şöyle telefonumdan da yayını açtım. Bakalım yayında herhangi bir donmamız var mı? Şu an kameramda herhangi bir donma yok. Şu an gördüğünüz gibi yayında gayet akıcı gözüküyor. Fakat tabi oyuna girdiğimizde nasıl bir görüntü alacağız? Bunu da birlikte görelim. Çok fazla bir gecikmemiz yok gibi. Tabi FPS'imiz 30'lara kadar düştü. Hatta 25 FPS'lere kadar düşüyor FPS'imiz. Ama yayına genel olarak baktığımda yayında inanılmaz bir takılma yok. Hani eğer rekabetçi bir oyun oynamıyorsanız yani arkadaşlarınızla goy goy yapıyorsanız gayet yeterli olacaktır. Aslında tabii ki de yeterli olmayacaktır. 25 FPS nedir yani? Gerçekten çok kötü ama hiç değilse goy goy yapabilirsiniz yani. Hani belki yapabileceğim başka ayarlar da vardır. Hani oyun içerisinde grafiklerde diyeceğim ama... Gördüğünüz gibi kaplamalar maplamalar hiçbir şey yok. Bir de şöyle bir deneme yapmak istiyorum. Ayarlar bölümünden çıkışa geliyorum, yayın diyorum ve buradan CQP'yi CBR yapıyorum ve 720p 30 fps için 2500 bitrate vererek bir de bu şekilde yayın çıkmak istiyorum. Açıkçası hiçbir etkisi olmadığı FPS'im sanki daha da düştü gibi ama bu oyundaki map ilgili de olabilir mi? Onu tam kestiremiyorum. Map ile alakalı da bir durum olabilir. Hatta yani bu sefer daha da FPS'im düştü. Hani 20'nin 25 25'in üstüne daha zor çıkıyor gibi gözüküyor. Bari şöyle duran birini vuralım da. Bir de şimdi Nvidia ile değil de işlemci üzerinden yayını vermeyi deneyelim. X264 video kodlayıcımı yaptım. Bit hızımı 2500 bitrate 3000 bitrate yapalım. Anahtar kare aralığımız 2. CPU kullanım ön ayarı very fast. Profilimizi main yapalım. Uygula ve tamam diyorum. Şimdi tekrar yayını başlat diyorum. Ve oyunuma dönüyorum. Tabi bu sırada ben telefonumdan tekrar açayım yayını. Yayında çok bir problem yok. Sadece oyun içerisindeki FPS'imiz baya bir düşük oluyor. Bu benim dikkatimi çekti açıkçası. Yoksa onun haricinde yayında herhangi bir donma veya herhangi bir problem çok fazla göremedim ben. İşlemciden yayın verdiğimizde 10 FPS'leri aldığımızı görüyoruz. Bu gerçekten beni üzdü açıkçası. Hani işlemciden bir tık daha ben ümitliydim aslında ama maalesef işlemci tarafı biraz daha kötü çıktı diyebilirim. Şu an hala aktif olarak yayındayız. Yani bakın gördüğünüz gibi aslında herhangi bir kaybedilen karemiz gözükmüyor. Şu anda fakat CPU'muz %36'larda da çalışıyor. Yani bu demek oluyor ki işlemcimizden yayını vermemiz çok sağlıklı değil. Hatta hiç sağlıklı değil. Şimdi de şunu dememek istiyorum. Ayarlara geliyorum. Yayını ben tekrar ekran kartına alıyorum. Ve CQP 20D yayını açacağım tekrardan. Yani burada bakmak istediğim şey şu aslında. Bakalım oyun yayını değil de Just Chat yayını veya YouTube'dan herhangi bir video izlediğimizde bize herhangi bir sıkıntısı olacak mı bir de buna bakalım. Direkt olarak yayını başlatıyorum. Geldim mesela YouTube'u açtım. Yayınımda herhangi bir problem yok. Direkt olarak akıcı bir şekilde yayınım geliyor. Bir tane video açalım. Tabii full screen yaptığımda biraz bilgisayarım kasıyor. Yani baktığımda yayında herhangi bir donma yok. Bende herhangi bir sıkıntı yok. Yani Just Chat yayınları ben bu notebook'la rahat bir şekilde yapabilirim gibi gözüküyor. Gördüğünüz gibi Valorant yayını yapmakta zorlandık ama test aşamasında da size söylediğim gibi arkadaşlarınıza goy goy yapıyorsanız veya bir profesyonellik veya ne bileyim çok fazla adam vurayım ki rekabetçi oynamayacaksanız eğer Goy, goy olarak oynayabilirsiniz. He bundan siz keyif alır mısınız? 20-30 FPS'lerle keyif alabileceğinizi çok sanmıyorum. Fakat normal Just Chat yayınları yapacaksanız, video izleyecekseniz, yorumlama yayınları yapacaksanız 10 yaşından yaşlı bir notebookla da bunları gerçekleştirebilirsiniz. Valorant veya diğer oyunlar olarak bakmadan direkt olarak sohbet yayınları yapılacaksa bence bunu gayet sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz tabii ki uzun süreçlerde süren yayınlarda yani 8 10 saatlik yayınlarda Notebookumuz normal masaüstü bilgisayara göre daha fazla ısınacağı için nasıl bir performans bizlere sağlar bunu bilmiyorum. Çünkü tutup da 8 saat yayın bu notebookla şu anda yapamayacağım. Öyle bir vaktim yok. Sizlere daha faydalı, daha güzel içerikler üretmek için tüm vaktimi harcıyorum. Tabi bununla birlikte sizlere birkaç ufak da vermek istiyorum. Eğer eski bir notebookta yayın yapıyorsanız mutlaka ve mutlaka Discord gibi ikinci... Üçüncü, dördüncü, beşinci uygulamaları kapatmanız olacaktır. Ve aynı zamanda ikinci bir ekran bağladığınızda da bu daha çok FPS'inizin düşmesini sağlayacaktır. Bu nedenle harici ekran yerine telefonunuzu veya tabletinizi ikinci ekran olarak kullanmanızı, chatinizi oradan takip etmenizi sizlere öneririm. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.